Hayırlı akşamlar efendim. Dipnot programında bu akşam ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. TV41 ailesi olarak hayırlı akşamlar, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Efendim bu akşam konuğumuz, Dipnot programımızın konuğu Kocaeli AK Parti milletvekilimiz Sayın Mehmet Akif Yılmaz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın vekilim. Geçen haftalarda, geçen bir 10 gün 10 gün önce hatırlamak bile istemediğimiz ama onların hiç unutamadıkları, tabii bizim de hiç unutamadığımız bir maden faciasını yaşadık. Amasra'da yaşanan maden faciasında 41, bunu sayı olarak bile söylemek aslında hoş bir şey değil. Sonuçta giden canlar ister bir tane olsun, ister 10 tane, ister 100 tane ateş düştüğü yeri yakıyor, hepimizi yakıyor, ayrı mesele. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine de sabır diliyoruz. Efendim bu konuyla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulması ile ilgili bir çalışmalar vardı. Öncelikle bu yürek yakan olayımızın soruşturması ile ilgili neler yapıldı, neler yapılacak, unutulmayacak. Bunlar asla unutulmayacaklar. Unutulmamalı. Unutulmamalı evet. Da. Onunla ilgili efendim sizden görüşlerinizi evet, öncelikle alalım. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için TV41 yönetimine, sizlere, program yapımcılarına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Ekranlar başında bizi izleyen tüm Kocaeli halkımızı, aziz milletimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim bu bahsettiğiniz faciada vefat eden madenci kardeşlerimize rahmet eylesin. Amin. Yaralılarımıza acil şifalar versin. Amin. Yakınlarına, milletimize sabrı cemil nasip etsin. Tabii hepimiz o geceden itibaren bu madende meydana gelen Amasra'daki Grizi patlamasında hepimizin yüreği yandı. Evet. Onların evlatları hepimizin evladı gibiydi. Onların hissiyatlarını bütün Türkiye hissetti, acılarını. Tabii bu acıları hissetmeyen kalp zaten kalp değildir, insan değildir. Ama devlete düşen görev, bize düşen görev, yöneticilere düşen görev de bu olaylardan ibret alıp, ders alıp gereğini yerine getirmektir. Bu öncelikle olay olduğu andan itibaren biliyorsunuz bakanlarımız, ilgili sorumlu tüm bakanlarımız, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı, yanında İçişleri Bakanımız, Enerji Bakanımız hemen bölgeye intikal etti. Bölgedeki bütün mülki amirler oradaydı. Adli soruşturma hemen başlatıldı. Savcılar görevlendirildi. Bir yandan kurtarma faaliyetleri devam ediyordu bu süreçte. Ertesi günde zaten Cumhurbaşkanımız bizzat bölgeye intikal etti. Ve orada kendisi de ifade etti. Bu meselede, bu meselenin meydana geliş şekli nasıl olduğu, bunlar hem adli boyutuyla, yargı boyutuyla, teknik boyutuyla hepsi araştırılacak. Hı hı. Ve hiçbir müsamaha göstermeden bu olayda sorumluluğu bulunanlara gerekli cezayı devlet hukuk yoluyla verecek. Bunda kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın. Bu manada adli soruşturma devam ediyor. Savcılıklar marifetiyle. İncelemeler devam ediyor. Bilirkişiler görevlendirildi. Bununla yetinmedik. Meclisimizde bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubu olarak bu maden kazalarının araştırılmasıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili bir teklif verdik. Diğer partiler de bu teklife imza attılar ve meclisimizde de bu kabul edildi ve şu anda görevine başlayacak. Yani birçok ilimizde madenlerimiz evet. var. Bu noktada yeraltı kaynakları da çok zengin bir ülkeyiz esasında. Bunun çıkarılması ekonomimiz açısından önemli ama insanımız en önemli unsur. Devletimiz içinde, milletimiz içinde. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanların canı, kanı çok değerli ve emanet. Kime emanet? Bu devlete emanet. O yüzden kendi işçilerini, kendi ülkesinin vatandaşlarının canını koruma adına her türlü tedbiri almak devletin
en asli görevlerinden biri. Bu konuda çok mesafeler kat edildi. Sadece bu sektör için değil, diğer sektörlerde de, inşaat ve diğer alanlarda. İş sağlığı, güvenliği ile alakalı çok ciddi sorumluluklar getirildi. Çalışanlarımızın canını emniyete alması, daha sağlıklı bir ortamda çalışabilmeleri, tehlikelerin en asgariye indirilerek hiçbir sıkıntıya girmeden iş kazalarının azaltılması noktasında çok önemli kanunlar çıkarıldı, müeyyideler getirildi, mekanizmalar oluşturuldu. Şimdi bunların işlevselliğini de devlet çok iyi takip etmek zorunda, denetim meselesi. İnşallah bu mesele son olur. İnşallah. Bu patlama son olur. İnşallah efendim. Rabbim tekrar rahmet eylesin vefat edenlere. Bir daha böyle kazalar bize yaşatmasın diyorum. Amin. Tekrar. Amin. Efendim, yeni meclisin açılmasıyla birlikte yasaların çıkarılması, düzenlemelerle ilgili çalışmalarınız da var. Bunlardan aslında en önemlilerinden bir tanesi, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de EYT sorununun çözülmesiyle ilgili. Evet. Yani bunun olmazsa olmaz, ya çözülecek ya çözülecek talimatı var. Bu konuda efendim neler, müjdeler verebilecek miyiz izleyicilerimize? Şimdi öteden beri hem seçim beyannamemizde, bir önceki seçimde vaat ettiğimiz sözler vardı. Hamdolsun bunları yerine getirebildik. Bunlardan bir tanesi 3600 ek gösterge meselesiydi. Evet. Memurlarımızla alakalı, çalışanlarımızla alakalı. Bunun gibi bu mesele de önümüzde çözülecek meselelerden biri. Hı hı. Net açıklamayı ilgili bakanımız yaptı. Çalışmada sona geliyoruz. İnşallah Aralık ayında meclise bu konu gelecek. Hı hı. Ve çok yönlü çalışıldığını, herkesin farklı durumları olduğunu, yani bu meselede kanun çıkmadan önce, hı hı, sigortalı olanlar, sigorta girişi olanların farklı farklı değerlendirildiğini, en kapsayıcı bir kanun hazırlığının yapıldığını bize, hı hı, bakan kamuoyuna da ifade etti. İnşallah Aralık ayında gelir, biz de meclisten milyonları ilgilendiren, İnşallah, ve sevindirecek olan bu kanunu seve seve çıkartırız. İnşallah, inşallah, inşallah. Efendim, gene bir başka düzenlemeden söz edersek, daha doğrusu onun cevabını ben sizden merak ediyorum, nasıl bir şey olacak. Artıları olduğu gibi sosyal medyanın eksileri de var. Doğru haberler de var, yalan haberler de var. Yani insanları rencide edecek haberler de söz konusu, ispatlanmış olan haberlerin yayınlanması da söz konusu. Aslında iki ucu keskin bıçak tabir edilen bir madde bu. Madde, sosyal medya konusu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi sosyal medya yasası diye bilinen kamuoyunda bu yasa teklifi de yine belli çevreler tarafından sadece bir madde üzerinden değerlendirildi. Malum. Esasında gerçekten sosyal medya mecralarında çalışan, sizleri de buna dahil ediyorum, yani basın sektöründe çalışan, aynı zamanda sizin sosyal medya ayağınız da, evet, var. Basınımızın bütün kuruluşlarının artık sosyal medyada mecrası var. Hı hı. Artı sadece sosyal medya üzerinden habercilik yapan, internet haberciliği yapan diye, evet, bir kavram var ve yıllardır bunlar. Biz ziyaretlerine gittiğimiz hepsinin talebiydi bu. Onların belirli devlet yardımlarından istifade edememeleri, süreli yayın dediğimiz gazetelerin aldığı desteklerden faydalanamamaları, işte basın kartı mevzuunda belirli şeylerden muaf tutulmaları, bunların talepleriydi. Kanun teklifinin tamamına baktığınızda birçok düzenleme var. Basın kartlarıyla alakalı düzenleme var. En önemlisi de sosyal medya haberciliği normal süreli yayın olarak değerlendiriyor. Yani bundan sonraki süreçte belirli kriterleri karşılayan sosyal medyada habercilik yapanlar nasıl gazete çıkarıp basın ilan kurumundan destek alınıyorsa, bunlar da bu havuzun içine girdiler. Yani esasında basına olan desteği artıran bir kanun teklifi. Bunun
Bu alanda birçok düzenleme yer alıyor. Bunlar devam da edecek. Niye? Sosyal medya alanı çağımızda bütün devletlerin hukukunu yeni geliştirmekte olduğu bir alan. Yani bir alan oluşmuş, herkese hitap eden bir alan, bütün insanlığa hitap eden bir alan ama bunun bir hukuku yok. Bu alanda cereyan eden hadiselerin, sözlerin karşılığında meydana gelebilecek hadiselerle alakalı bir hukuk geliştirmemişsiniz. Bütün devletler şu anda bu hazırlığı yapıyor, bu kanunları çıkartmaya başladı. Evet. Nitekim bu kanunun, bu teklifin çalışılması aşamasında Almanya'dan vesaire devletlerdeki düzenlemelerden yararlanıldı. Bizde sadece olan bir şey değil. Misal ben hatırlıyorum, kaç yıl olduğunu bilmiyorum, vekilliğimiz döneminde bir yasa teklifi gelmişti. İçeriği büyük sosyal medya ağlarının Türkiye'de Türk devleti, Türk hukuku karşısında muhatabiyet sağlamaları gerektiğine yönelik bir düzenleme. İşte Facebook ve diğer Twitter, diğer mecralar Türkiye'de hukuki olarak bir mesuliyet taşıyan büro açmak zorunda olmaları gerektiğini düşündük ve bunun düzenlemesi yapıldı. O zaman da malum çevreler, muhalefet çevreleri işte basına sansür, basın engellenme çabası diye feveran etmişlerdi. Ne oldu? Cezalar getirdik, açacaksınız dedik. İlk önce yanaşmadılar. Şimdi Facebook'la ilgili vatandaş diyelim o mecrada bir haksızlığa uğruyor. Muhatap yok Türkiye'de. Yurt dışıyla muhatap nasıl kurulacak? Siz Türkiye'de de hizmet veriyorsunuz. Diğer bazı ülkelerde var. Türkiye'de de açacaksınız. Eğer ikazlara rağmen açmayacaksanız şu kadar para cezası. Yine açmadın, daha da arttırarak ve nihayetinde açtılar. Kötü mü oldu? Hayır. Muhatap buldu insanımız bu alanda. Bu meca genişleyecek, gelişecek, bunun hukuku oluşacak, oluşmak zorunda. Bu boşluk bir alan toplum düzeninde kabul edilemez. O alanda suistimale açıktır ve devlet hukuku ortaya koyarak vatandaşını korumak zorunda. İşte bu düzenleme de bu. Şimdi basın, orada bir madde yalan haberi yayma, evet, asılsız haberi yayma. Bununla ilgili bir cezai müeyyide getiriliyor. Bir yıldan üç yıla kadar hapis. Şimdi hepimiz biliyoruz ki sosyal medyada farklı hesaplarla, kendi hesaplarıyla, sonra sanal alemi sanki sınırsız, insanlara hakaretin sınırsızca yapılabileceği, şahsiyetleriyle, onurlarıyla insanların çok rahat oynanabileceği, küfrün edilebileceği, ağzına ne geliniyorsa söylenebileceği. Bunları bütün aktörler yaşıyor. Hem siyasi aktörler, hem kültür adamları, tiyatrocular, herkes bundan şikayetçi oturup konuştuğunuzda. İnsanlar da yaşıyor. Farklı farklı yönleriyle. Evet. Sapkınlar çıkıyor, sapıklar çıkıyor, da farklı imalarla ithamlarda bulunuyorlar, evet, sosyal medya mecralarında. Bu alanda vatandaşını korumak zorunda değil mi devlet? Korumak zorunda. Yalan haberden niye rahatsız muhalefet? Yalan haberi yaymanın yasaklanmasından bir muhalefet neden rahatsız olur? Yani gerçeği konuşmak yerine yalan haber yayan, dezenformasyon yapan, bilinçli bir şekilde insanları yanıltıcı haberlerle insanları kine, tahriye, birbirine düşmeye sevk eden, haberler yapan, yayan, böyle çok yumuşak karnımız var bizim toplum olarak. İşte Alevilerle ilgili bir şey yapıyor, onu yayıyor. Sünniler karşı tarafta, böyle karşıtlıkları kaşıyarak toplumu germe. Bununla alakalı, tabii ben o zaman da dedim attığım sosyal medya mesajında, yalandan beslenen bir muhalefet, yalanı hakikaten bir tarzı siyaset haline getirmiş bir muhalefetle biz mücadele ediyoruz. CHP başı çekiyor burada. Yani yalan söylemeyi, yalan haber üretmeyi, yalan yaymayı ve ardından da pişkin pişkin hiçbir özür dilemeden siyaset yapmaya devam eden bir CHP başını çektiği muhalefetle uğraşıyoruz.
Bunun kaç tane böyle manipülasyonla, yalanla bizzat ben CHP'nin yalancı çobanı diyordum kendisine ithafen yazılarımda. Çünkü o kadar çok kamuoyuna AK Parti icraatları, hükümetin icraatları arasında yalan pompaladılar ki, o kadar çok. Bunu görmekte bir beis görmedim, bunu söylemekte kendime. Çünkü her hafta, her konuşmasında Cumhurbaşkanımız bir yalanını, bir manipülasyonunu düzeltmeye çalışıyor. Bu yolla kendilerinin de o yaşam koçu dedikleri, herhalde o tiplemelerden biriydi o kadın. Kendisi de içeriye alındı, hatta hakaretlerinden dolayı, hatırlayın, gözaltına alındı. Ne diyordu? Bu süreçte yalan söyleme metodunu anlatıyor CHP tabanına. Yalanı, o kadar büyük bir yalan ortaya atacaksınız ki ve onu o kadar sık tekrar edeceksiniz ki bunun tesiri olsun. Bakın anlayışı. Şimdi bu anlayış bu yasadan rahatsız. Yani yalan oluyor. Olduğunu bile unutacak. Aynen öyle. O kadar sık tekrar edilecek ve kamuoyu bunu gerçekmiş gibi kabul edecek. Yani böyle bir yalan mekanizmasıyla siyasette maalesef, tabi istisnalar bunda muhakkak var, ama genel yaklaşım, genel hava bu. Mesela ben hiç unutmuyorum, bir genç kardeşlerimiz üniversite sınavına girecekler. Sınavdan ne kadar önceydi tam hatırlamıyorum. Ya bir hafta, ya üç gün, ya iki gün. Kılıçdaroğlu bir açıklama yapıyor. İşte siz sınava giriyorsunuz ama işte falanca yabancı uyruklular sınava girmeden üniversitelerimize girecek. Evet. Bakın, milyonlarca öğrencimizin moralini bozan bir yalan açıklama. Evet. Hemen anında yalanlandı. Ama o aynı mekanizma tarafından defalarca tekrar edilerek gençlerimizin zihninde, amaç ne? AK Parti'ye kini arttırayım bu yalan haberle. Ve onlar doğrusunu öğrenene kadar zaten bir aşama geçmiş olurum. 3-5 kişiyi daha kendisi, bu yöntem değil, yol değil. Kızılay çadırının önünde duruyor, demeç veriyor, deprem olmuş. Bütün kurumlarımız Elazığ'da, hatırlayın. Kızılay çadırının önünde demeç verirken etrafımda Kızılay çadırı göremedim. Nerede bu devlet diyor, bakın. Orada da istismar. En son yangınlarda gördünüz, uçaklar, yangın uçakları orman yangınlarına müdahale etmiyor diyor. Herkes kafasını kaldırıyor. O esnada da Allah'ın işi işte. Arkadan yangın söndürme helikopteri mi, uçağı mı ne geçiyor, herkes kafasını kaldırıyor. O orada yalanıyla apaçık kalıyor. Bu önemli örnekler bunlar. Bakın, biri yangın. Yani A partili, B partili değil. Komşumuz, kendi evimiz yandığında yardım çağrısı yaptığımızda bakıyor muyuz? Falanca partili gelsin, filanca partili mi? Bunlar milli felaketlerde biz bütünleşmeyi bilen bir milletiz. Milli felaketlerde nasıl olur biz buradan siyasi bir kendimize alan, muhalefet etme alanı çıkarırız? Tam eksiklik varsa söyle. Bunda hoş görüşün ama göz göre göre de yalan söyleme. Devlet bütün unsurlarıyla bu felaketlerde, bakanlar, en az 2-3 bakan orada, bütün malzeme tesisat yığılmış. Yani bu kadar olaya müdahale edilmiş, canla başla herkes çalışıyor. Senin de bir ucundan tutman lazım. Bir hortumun ucundan tutman lazım. O hikayede anlatılan bir kovada senin dökmen lazım. Ama sen benzin döküyorsun. İnsanların kinini arttırmak için. Aynı şey diğerlerinde de. Yani yapılan doğru. Bunları ne için anlatıyorum? Bunlar yalan ve dezenformasyon örnekleri. Bunları çoğaltabiliriz. Yaptığımız hizmetlerle alakalı. Bu bundan beslendikleri için bilerek köşelerinde veya haber sitelerinde belirli insanlara yönelik, belirli odaklara yönelik, belirli odaklara hizmet eden manipülatif, zaten onun gerekçeleri var kanunda, haberler oluşturup bunu yayıp toplumda düşmanlık, kin, nefret ve kavga oluşturma çabasına giren organize
ekipleri devlet tespit edecek ve cezalandıracak. Bununla ilgili de çalışan birçok kol var Türkiye'de maalesef. Beşinci kol faaliyeti deniyor buna. Hem uluslararası istihbarat örgütlerinin kullandığı odaklar bunlar. Beşinci kol faaliyeti, yani bu çabayla kurulmuş ve bizzat yurt dışından finanse ediliyor. Kaç tane site çıktı hatırlayın böyle. Bir tane gazeteci yazar hatta artık sokağa çıkamayacak hale geldi. Belgeleriyle ortaya kondu. Nereden finanse edildi? İşte kaç tane yabancı kaynaklı site bir anda seçimlerden önce peyda oldu. Doğu Cevelle'si, bilmem diğerleri, Doğu Cevelle, işte diğer kanallar, hepsi Türkiye'de belirli kamuoyunu yönlendirmeye yönelik kendi isimleriyle. Kendi isimleriyle olmayan siteler, bunların hepsi bu, her haberi yalandır, manipülatiftir demiyorum. Ama bu amaca yönelik bir gayret bütün ülkelerde var. Ve o ülkenin kamuoyunu yönlendirmeye yönelik, düşmanlıkları arttırmaya yönelik maalesef ülkemizde öteden beri biz bunun örneklerinin yaşandığı çok acı olaylar yaşadık. Geçmiş yıllarda binlerce insan öldü bu olaylarda. O yüzden biz çok da PKK'nın bu yollarla, yöntemlerle nasıl insan devşirdiğini devlet bilmiyor mu, biliyor, buna yönelik tedbirler. Ya bu kanunun amacı da, teklifin amacı da bu idi. Yani gerçeği yüceltmek, yalanı, iftirayı, düşmanlığı arttırmayı hedefleyen odaklara da fırsat vermemek. Aslında normalde desteklenmesi gereken bir madde olmasına rağmen. Evet. Efendim gene bunlar, gene buna benzer bir şey. Geçtiğimiz haftalarda gene yaşadık. Türk Tabipler Birliği'nin yapmış olduğu açıklama, Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silahlarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerimizin resmen PKK'yı i̇şte tam öldürmek için. Evet. Tam bu meseleyle örtüşüyor. Evet. Yani bu kadının yaptığı bir değil, iki değil. Daha önce de defaatle hem Ermeni soykırım meseleleri, iftiraları ve diğer devletimizle alakalı PKK'nın terör örgütü, hain alçak terör örgütü PKK'nın sanki sözcüsü gibi hareket eden bir isim. Çünkü ortada herhangi bir şey konumu yokken birden çıkması. Çok önemli. Türk Tabipler Birliği. Bakın evet. Doktorlarımız bizim baş tacımız. Evet. Canımızı emanet ettiğimiz, en zor şartlarda çalışan doktorlarımızın oluşturduğu birliğin başına böyle bir kadın yakışmıyor. Ben açıklamamda onu söyledim. Bu kadının yaptığı bir beşinci kol faaliyetidir. Hem PKK'nın hem de uluslararası şebekelerin Türk devletini, Türk milletini kimyasal silah kullanan bir yapı olarak göstermek için çabalarına içeriden yaptığı destektir. Bu açıklamanın bundan başka izahı yok. Hukuk gereğini yapmalı bu kadına. Hukuki yoldan gerekli ceza verilmeli. Bu kadar boş değil bu alan. Yani bir devleti siz elinizde hiçbir delil olmadan kullanın, hadi ispat edin. Ya böyle bir şey var mı? Ben sonra yanlış anlaşıldım diye söyledi ama. Sen hırsızsın diyeyim adama. Sen kendini hırsız olmadığını ispat et. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bizim göz bebeğimiz olan bir şeyden söz ediyorsunuz. Ordumuza bir iftira, bu kadar titiz davranan, özellikle sivil kayıplar verilmemesi hususunda, hatırlayın Doğu Güneydoğu'da PKK terör örgütü bir iç ayaklanma başlatmıştı. Hendek olayları diyoruz. Şehirlerimizde barikatlar kuruldu. Biz bu devletten, milletten ayrışıyoruz. Özellik ilan ediyoruz. Çocukları zihnini kandırdıklarını da paravan olarak kullanarak şehirlerde bir iç savaş provasıydı. Başarılı olsaydı Türkiye'yi bölmüşlerdi ama bu millet buna izin vermedi. Nasıl? İşte o hassasiyetiyle vermedi. Aynı o olaylar yaşanırken aynı odaklar devleti katliam yapmakla suçluyordu. Orada mücadele veren ordumuzu, güvenlik güçlerimizi. Aynı odakların meclisteki uzantıları
Katil devlet diye bağırıyordu alçaklar mecliste de. Aynı şekilde. Bunlar birbiriyle irtibatlı. Odakta ne var? PKK terör örgütü var. Hepsinin hizmet ettiği. Efendim diyelim, bir kısa bir ara vereceğiz, evet. Sonra tekrar devam edelim. Evet değerli izleyicilerimiz, gerçekten çok önemli bir konudan söz ediyoruz Sayın Vekilimizle. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısacık bir ara devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Sayın Vekilimizle kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. PKK sorunuyla ilgili bahsediyorduk. Sayın Vekilim, bu Türk Tabipler Birliği'nin başkanının yapmış olduğu açıklamadan sonra işte ülkemizdeki hendek olaylarından bahsettik. Buyurunuz efendim. Evet, yani daha önce de bu olaylar bu şekilde manipüle edilerek gerek Türk Silahlı Kuvvetlerimize, gerek devletimizin diğer güvenlik unsurlarına, içerideki terör örgütü hizmetkarı odaklar, bunun siyasi kanadı var, bunun basın kanadı var, gazetecileri aracılığıyla devamlı manipüle ederek bizi itham altında bırakarak hem Batı'ya karşı devletin elini zayıflatmak, hem kamuoyunda sanki kendilerine yönelik bir baskı varmış gibi yaparak kendilerini siyaseten güçlendirmenin çabasında oldular. Bu tam bir aynı zamanda dezenformasyon faaliyetiydi. Yalan ithamlar. O süreci ben iyi hatırlıyorum. Mecliste manipüle ediyorlardı, ajite ediyorlardı bilerek, olayları yalanlarla süsleyerek. Orada bir yıl sürdü o operasyonlar ilçelerimizde. Bir yıl sürmesinin sebebi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir sivilin dahi burnu kanamasın hassasiyetiydi. Teröristler dışında. Yoksa diğer Avrupa orduları gibi acımasız, vicdansız bir anlayış hakim olsa ordu ezer geçer. Evet. Böyle bir şey yapmaz. Ama Türk ordusu santim santim ilerleyerek, milim milim adeta metre metre ilerleyerek bölgelerdeki terör örgütünün kimi zaman rehin aldığı, kimi zaman da kullandığı sivilleri, burunları kanamasın için yavaş yavaş ilerleyerek neticede bir yıl süren bir mücadele verdi. 700 şehidimiz var o operasyonlarda. Sayın Vekilim, 700. Hani bu Kürt vatandaşlarımızla PKK'lıların sanki ayrımı gibi aslında. Tabii. Yani bizim burada zaten bir Kürt olayı olarak görmüyoruz. Türk, Kürt, evet. Türk diye bir ayrımımız biz hiçbir zaman olmadı. Biz biriz, akrabayız, kardeşiz, böyle bir dert yok toplumda. Bunlar terör meselesidir. PKK bir terör örgütüdür. Eli kanlı bir silahlı, yapı itibariyle de Marksist, zihniyet itibariyle de baskıcı, despot bir anlayışa hakim, kendi aralarında infazlarıyla anılan, çocukları, kadınları kullanan hain ve alçak, uyuşturucuyu kullanan, evet. Bunlar uluslararası raporlarda var. Uyuşturucu satıcılığı bunlarda. Uyuşturucu ticareti ve trafiği. Çocuk kaçırma bunlarda. Annelerimiz niçin nöbet tutuyor? Diyarbakır anneleri. Çocuk kaçırma bunlarda. Silahlı İnfazlar bunlarda, insanları infaz ederek ölümüne yaşamak. Ya yaptıkları bombalı eylemler ortada. Binlerce masum sivil. En son polisimizi şehit ettiklerindeki tepkileri görmedik mi biz? Selahattin Demirtaş numaradan içeriden taziye yanadı. Ona bile hemen ne yaptı? PKK müdahale etti ve geri adım attırdı. Sınırı geçmeyin. Siz bizim hizmetkarımızsınız. Siz bizim terör davamıza hizmet için orada payandasınız. SDP'ye bunu dedi PKK'nın yetkilileri. Onlar neyin rolünü oynuyorlar? Barış, demokrasi yalanının oyununu oynuyorlar. Yani Doğu ve Güneydoğu'da yaptıkları orada birçok konuyu istismar ederek vatandaşımızı bu despot yapının güdümüne sokabilmek. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bu konuya
Nereden geldik? Daha önce de bunlar yaşandı. Devletimiz hiçbir zaman bu açıklama da bunlara hizmet eden. Bunların dedim ya birçok kolu var. PKK terör örgütü sadece terör yapılanmasından ibaret değil. Bunun siyasi ayağı var ve bu artık çok net. Şu anda kapatma davasının konusu HDP. Çok net siyasi ayağı. Adam ben APO'nun heykelini dikeceğim diyen bir adam. Başkanı içeride hapiste. Diğer sözcülerinin söylemleri bir defa bir terör faaliyetini de yaşanan acıyı kınamayan bir örgüt. PKK'ya tek bir laf söyleyemeyen. Ama mecliste söyleseniz, dinleseniz o barış havarisi hepsi. Konuştular mı? Adaletten, barıştan. Ha, hizmet ettiğiniz yapı az önce saydığım tüm kötülükleri işleyen bir yapı. Siz nasıl bir yalan makinesisiniz? Siz nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz? Milleti kör kulaklarını, milleti ahmak mı zannediyorsunuz? Bu yapılara sesleniyorum, bu siyasi örgüte. Aslında sosyal medya yasasından buralara geldik. Sosyal medyanın hani bir takım şeylerin, önlemlerin alınabilmesi aslında vatanın parçalanması, bölünmesine kadar gidebilecek olay buraya olaylar. Vardı işte bakın. Evet. Bir sivil toplum Türkiye'nin en prestijli olması gereken doktorlarımızın oluştuğu bir Türk Tabipler Birliği'nin başkanı PKK'nın söylemini uluslararası camiada yalanını kendi ağzına alarak kendi askerini itham altında bırakabiliyor. Bunlar hep oyunun bir parçası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti askeriyle, ordusuyla, ekonomisiyle, siyasetiyle ciddi bir yol aldı. Ciddi bir ivme kat ettik. Bir güç elde etti. Kendi %80 oranında kendi milli yerli silahlarıyla artık vatanını savunabilen bir Türk ordusu var. O yüzden bu orduya yönelik dışarının istediği yıpratmayı içerideki bu 5. kol adamları yapıyor, kadınları yapıyor. Şimdi bu kadın da bunlardan biri. Bu kadını bu örgüt kendisi esasında diskalifiye etmeli. Kendisi derhal görevden alınması noktasında doktorlar tepki koyup onun bu lafının bedelini kendisine ödetmeli. Hukukun da bu bedeli ödeteceğine inancım tam benim. Evet, Sayın Vekilim, şimdi biraz Kocaeli'mize dönelim. Bu yıl başında açılması planlanan ama olabilecek mi olmayacak mı onu sizden öğreneceğiz şimdi. Şehir hastanemizle ilgili. Evet. Hangi çalışmalar yapılıyor, ne zaman sona gelinecek, şehir hastanelerinin açılması durumunda diğer hastanelerde kapanmalar veya işte iyileştirmeler veya farklı uygulamalar yapılacak mı? Şehir hastanemiz, Kocaeli Şehir Hastanemiz ne durumda efendim? Evet, geçenlerde şehir hastanemizi de ziyaret ettik. Ne durumda briefinglerimizi aldık. Hem genel firmanın yetkilisinden hem sağlık il müdürümüzün heyeti karşıladılar. Sağlık il müdürümüz. Onun riyasetinde hastanemizi, yeni hastanemizi dolaştık. Ameliyathaneleriyle, işte acil servisiyle, poliklinikleriyle, diğer bütün işte laboratuvarlarıyla, bütün unsurlarıyla şehir hastanemizin hizmete hazır hale geldiğini mutlulukla gördük. Gerçekten Kocaeli'ye yakışan, Türkiye'ye yakışan, çok kullanışlı, çok modern, her türlü imkanın sunulduğu, milletimize yakışır bir hastane olmuş. İnşallah son rutuşlar yapılıyor. Tabii bunların bir süreci var. Bütün bir hastanenin envai çeşit teçhizatı var. Bunların kabul süreçleri. Son aşamaya geldik. Bir tarih vermek hadi yanlış olur ama en kısa zamanda milletimize hizmet etmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Kocaeli'mize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Peki diğer hastanelerle ilgili efendim bir açıklamada bulunacak mısınız?
kapanılacak olan veya işte değiştirilecek ya da iyileştirilecek Şu olanlarla ilgili an herhangi bir şey var Kocaeli'deki mı? hastanelerimizin hepsi önemli bir görev ifa ediyor. Bu Evet. hastanenin yapılmış olması, şehir hastanemizin onların kapatılacağı anlamına gelmiyor. Çünkü biz çok büyük bir iliz. Evet. Nüfus itibariyle ve nüfusu devamlı artan bir iliz. Yani düşünün, biz 2002 yılında AK Parti hükümeti göreve geldiğinde 1 milyon 200 binlerdeydi nüfusumuz. Şu anda 2 milyon 33 binlere geldi. Daha da belki 100 binle, 2 milyon 100 binlere dayanacak şu bir yıl içinde. Devamlı artan, hem göç alan hem nüfusu artan bir ilde en önemli ihtiyaç eğitim ve sağlık. Okulları devamlı Evet. iyileştirmek zorundasınız. Yeni okullar planlamak, yeni artan nüfusa göre okullarımızı modernize etmek, hastanelerimizi ona göre planlamak zorundasınız. Bu manadan bu yönüyle baktığımızda zaten her ilçenin kendi bünyesinde bir devlet hastanesi, kademe kademe hastaneler, birinci kademe, ikinci basamak, üçüncü basamak, bir devlet hastanesinin olması elzem her ilçenin. Yani şimdi bunu duymak çok güzel, çünkü Kocaeli Devlet Hastanesi yeni bir hastaneydi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ni evet. kapatalım. Böyle bir mantık yok. Evet. Şehir hastanesinin alanı ve hizmet edeceği genişlik çok daha büyük ve çaplı. Evet. Ve belirli alanlarda, onkolojide misal. Ve belirli düzenlemeler yapabilir Sağlık İl Müdürlüğümüz. İşte onkoloji bölümünü diyelim burada daha böyle çaplı bir şekilde toplayabilir. Ki ağırlıkta onkoloji servisi, yanık ünitesi, rehabilitasyon, fizik tedavi merkezleri, Yenişehir Hastanemizde belirli alanlarda. Dediğim gibi bu hastanelerin hepsi bir görev ifa ediyor. Bir ilçemize hizmet ediyor. O yüzden onları kapatalım. Bu devam etsin, böyle bir şey olması söz konusu değil. Biz bunu söyleyebiliriz. Hepsi hizmetine devam edecek Kocaeli halkına inşallah. Sayın Vekilim, bu devlet hastanesinin kapatılmaması gerçekten Kocaeli'li birisi olarak öncelikle teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şunu söylüyorlar, Kocaeli Devlet Hastanesi işte kapatılacak ya özelleştirilecek, kapatılacak, şehir hastanesine başka türlü buradan hastaların gitmesi söz konusu olmayacağı için, bu biraz 29. madde gibi, sosyal medya sanki olayı gibi, hani birisi bir taş atıyor, 40 kişi değil belki de 400-4000 kişi buna inanıyor gibi, ne dersiniz efendim? Yani aynı manipüle haberler. Yani daha önce de duymuştuk bu haberleri. Kocaeli Devleti kapatıyorlar, işte bir siyasi figürümüzle ilişkilendiriyorlar, o acaba böyle. Bunların hepsi yalan haberler. Kasıtlı, manipülatif haberler. Burada şehir hastanemiz kendi başına bir konsepttir. Kendi başına Kocaeli'nin geneline, komşu iller dahil hizmet verecek. Gerçekten modern sağlık alanında gelebileceğimiz en iyi noktalardan birini bize gösterecek. Daha da gelişecek tabii bu. Hiçbir zaman kendimizi yeterli görmeyeceğiz ama gezdiğimiz, gördüğümüz kadarıyla gerçekten iyi bir nokta. İnşallah burada diğer hizmet veren, ilçelerimizde hizmet veren hastanelerimiz hizmetlerine devam edecekler. Şimdi Gebze, hatta biz arttırmaya çalışıyoruz. Devlet hastaneleri. Tabii mesela Çayırova ilçemiz. Orada seçim beyannamemize de aldık. Çayırova Devlet Hastanesi. Orada bizim 4 büyük ilçemiz var. Hastaneler yetersiz. Farabi, önce Farabi, işte diğer Fatih Dilovası, Devlet evet. Hastanesi, Dilovası. Ama Çayırova'mızda yoktu. Oranın temelini attık. İnşaat başladı. Malum fiyat değişikliklerinden dolayı müteahhit el çekmişti. Oranın iznini tekrar çıkarttık ve tekrar ihalesiyle Sağlık Bakanlığımızın o hastanemizi yapmanın derdindeyiz. İşte Gölcük Devlet Hastanemizi yeniledik. Evet. Orayı daha modern büyük bir binayla. Yani bunları böyle değerlendirmek lazım. Devlet hastanelerimizin
yapısı itibariyle bütün ilçelerimizde olması olmazsa olmazdır bizim sağlık hizmetleri anlayışı açımızdan. Şehir hastanesi de farklı kategorideki bir hastanedir. Böyle değerlendireceğiz ve sağlık hizmetlerimizi en iyi şekilde, en modern, vatandaşımızın en iyi şekilde yararlanabileceği inşallah seviyeye getirmek için çabalayacağız, çalışacağız. İnşallah. Sayın Vekilim, evet, hayatımızda sağlık çok önemli ama bir o kadar önemli olan bir kısım var ki o da eğitim. Evet. Ve sizin konunuz olmazsa olmazımız. Hani bunun eğitimin, okumanın, yaşının olmadığı ve sürekli eğitilmemiz gerektiğiyle ilgili de bir gerçeğimiz var. Evet. Eğitim konusunda neler yapıldı, neler yapılacak, hangi durumdayız efendim? Şimdi gerçekten Kocaeli, az önce ifade ettim, nüfusu devamlı büyüyen bir ilçe olmamız hasebiyle devamlı kendimize hem okul alanları üretmek, burada belediyelerimizle müşterek çalışmak, hem var olan okullarımızı devamlı revize ederek, yani eskiyenleri yenileyerek evlatlarımıza modern imkanlarla eğitim hizmeti verebilecek okullar inşa etmek bizim birinci önceliğimiz oldu. 2002'den beri. Evet. 1000'e yaklaşan bir okul sayısı var inşa ettiğimiz. 1000'e yaklaşan bu 20 yılda. 900 küsur, 956 diye hatırlıyorum. Ve bu devamlı devam ediyor, etmek de zorunda. Yani bu yıl biz şu sayıya ulaştık, tamam burada keselim, böyle bir şeyiniz yok. Hem eski okullarımız var, işte deprem bölgesiyiz mesela, bu sene daha çok deprem güçlendirmesi ve depremde öncelikli olarak yıkılıp hemen yapılması gereken okullar tespit edildi ve hemen onların inşaatları başladı. Geçmişte 2.45 milyar yatırım yapılmış Kocaeli geneli. Milli eğitim alanında sadece AK Parti hükümetimizin Kocaeli'de yaptığı 2.5 milyar katrilyon yatırım okullaşmayla alakalı. İşte 1000'e yakın yeni okul inşa edilmiş, derslikler, spor salonu, 268 spor salonu. Kişi başı ilk öğretimde öğrenci sayısını 23'e düşürmüşüz. Sınıflardaki. Orta öğretimde 21'e. Öğretmen sayısı 9700'den 26.000'e çıkmış Kocaeli'de. Ama gene de eksik olduğu, evet. Yani çok büyük alanlar kapatıldı, evet. Allah'a şükür. Şimdi bunları, rakamları niçin veriyorum? Bunlar yeterli mi? Değil. Biz mesela bir hedef koymuştuk. İkili öğretimi bitireceğiz okullarda. Nedir? Sabahçı, öğrenci sayının çok olması sebebiyle sınıflar yetmiyor. Dolayısıyla sabah erkenden geliyor, öğlen bir grup öğrenci geliyor, öğleden sonra bir grubu alıyoruz. Bunu doğru bulmadığımız için yatırımlarımızı hep buna göre iyileştirdik. Yaptık, ona kadar düşürdük Kocaeli genelinde sayıyı. Ama şimdi yaptığımız çalışmalar, bakıyoruz tekrar nüfus, aşırı nüfus artışı. Sebebiyle tekrar okullar belirli bölgelerde ikili eğitime dönmek zorunda kaldılar. Bu bizim için tekrar bir planlamayla bu bölgelere yönelik daha odaklanarak çalışmamız gerektiğini bize gösteriyor ki bunun çalışmasını yapıyoruz Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, İl Müdürü ve ekibimizle. Burada şunu ifade edeyim sadece bir örnek olarak, Milli Eğitim'de 2020-21-22 pandemi dönemi. 2020-21. Mesela önümde liste, geçen açılışını yaptı Cumhurbaşkanımız. Kocaeli'ye geldi biliyorsunuz. 27 okulun açılışını yapmışız ve bunlar bu pandemi sürecinde inşa edilmiş. 2 yıl bitmiş. Kimi ondan biraz önce başlamış ama miktarı da 618 milyon. Yani 620 toparlayarak söyleyelim. 620 trilyon, yarım milyara yakın, yarım milyardan yüksek
620 milyonluk bir okul yatırımı pandemi sürecinde 2019-2020-2021 yıllarında bitirilerek hizmete açılmış. Derslikleri, okul isimleri İzmit'ten Gebze'ye, Darıca'ya, Başkele, Dilovası, bütün ilçelerimizde bu az önce söylediğim ikili öğretimi kaldırmaya yönelik öncelik vererek tesis edilen okullar. Bunlar yapıldı, bitti. Toplamda 660 derslik. Bu kadar kaynak aktarıldı. Olayı çözdük mü? Hayır. Devamlı ihtiyaç devam ediyor. Yeni planlamayı yapıyoruz ilçelerimizde. Mutat toplantılar yapıyoruz. Ben mesela yaz aylarında okul müdürlerimizle ilçe ilçe gittiğimizde belediye başkanlarımızla birlikte okul müdürlerimizle bir araya geliyoruz. Dertlerini, sıkıntılarını daha çok fiziki anlamda dinliyoruz. Belediyelerimizin yapabileceklerini konuşuyoruz. Hükümet olarak yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın neler yapabileceğini not alıyoruz orada. Orada gördüklerimiz şunu bize net gösteriyor. Okul ihtiyacı devamlı Kocaeli'de olacak. Ve biz devamlı surette de bu manada okul üretmeye devam etmek zorundayız. Kesintisiz bir şekilde. Bu ihtiyaçları inşallah karşılamak için planlı, programlı bir inşa faaliyeti devam edecek. Bunun yanında tabii sadece okul inşa etmekle kalmadık bu dönemde. Okullarımızın iş donanımları modernleşti, imkanlar arttı, öğretmenlerimize sunduğumuz imkanlar arttı. Öğretmenlerimizin özlük hakları ciddi manada iyileştirildi, ek ders ücretleri arttırıldı. Bu manada öğretmen en önemli unsur eğitimin, onun moralinin iyi olması lazım, odaklanması lazım eğitim faaliyetinde. Öğrencilerimize yönelik biliyorsunuz AK Parti döneminin en önemli uygulamasıydı. Kitaplar öğrencilerimizin sıralarına hazır ve ücretsiz geliyor her yıl başında. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda kırtasiye önlerinde sıraya girerdik. İşte listeler verilirdi. Alınabiliyordu, alınamıyordu. Harita, metot defteri, şu kadar kitap, şu şeyden alınacak. O listelerle giderdik, kitapları beklerdik. Kitaplar artık hazır geliyor yıllardır. Buna bu dönem bir yenisi daha eklendi. Geçen sene bu bir ciddi sorun haline geldi. O da ne? Okulların, belirli öğretmenlerin, okulların çocuklardan ek kaynak talep etmesi. Yani dersi daha farklı işleyebilmek adına bazıları yani bu noktada öğretmenleri de kınamak istemiyorum. Daha faydalı olabilmek adına daha farklı kaynaklardan daha çeşitli sorular çözüp o konuyu öğrenciye daha nasıl faydalı anlatabiliriz derdiyle ek kaynaklar istediler okullar maalesef. Bu noktada tabii her ne kadar idare bunun doğru olmadığını, yasak olduğunu söylese de veliler çocuklarının daha gelişmesi adına buna genelde taraftar oldular. Tabii büyük sıkıntıya giren veliler de oldu. Yani maddi imkanı yetersiz olan aileler. Bu bir şikayet konusu haline gelince bu sene Milli Eğitim Bakanımız bu konuyu kökünden çözdü. Cumhurbaşkanımızın tabii talimatıyla. O da ne? Yardımcı kaynak kitaplarını Milli Eğitim bizzat kendisi bastırdı ve yine öğrencilerimize dağıttı. Yani kalite sadece binaların modernleşmesinden ziyade kaliteli bir eğitim geldi. Aynen. Bu eğitimin verilebilmesi için gerekli olan materyal, ders kitabı ve yardımcı kaynağı çocuklarımızın önüne ücretsiz bir şekilde birlikte bu sene girdi. Bir diğer önemli yenilik okullarımız açısından, okullarımızın en büyük sorunlarından biri biliyorsunuz okulun temizliğiyle alakalı, okulun işleyişiyle alakalı işte temizlik malzemesidir. Sarf malzemeleri diyoruz bunlara. Tabii işte okul aile birlikleri devreye girer, destek olur, veliler bağış yapar, destek olur. Devlet burada da ilk bir ilki gerçekleştirdi ve ilk defa tüm okullarımıza bu malzemeyi alabilecek seviyede okul öğrenci sayısına göre ödenek çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından. Direkt okulların
kendi ismine, hesabına okullarımız üzerine her okula sayı nispetinde belirlenen bir oranla kaynak aktarıldı. Bu da bir yenilik ve güzellik. İşte hizmetli noktasında TYP bu sene de devam etti. Toplum yararına hizmet programıyla hizmetli kadrosunda eleman istihdamı okullarımıza, bu da büyük bir ihtiyaç ve sorun. Evet. Tabii biz bunu kalıcı olarak her sene TYP ile yenilenmek yerine müdürlerimizin de kamuoyunda, eğitim camiasında beklentisi kalıcı çözümü. Yani o görevlilerin artık okulda bir sürekli yöntemle, belirlenecek bir yöntemle sürekli çalışabilecekleri, yani artık okul kapandığında, okul açılırken hizmetli kim olacak, okulda bu çocuklara kim hizmet edecek, temizliği kim yapacak diye idarecilerimizin, öğretmenlerimizin düşünmeyeceği bir dönem. İnşallah bu da olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Sayın Vekilim, programımızın sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler ve açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Tekrar izleyen herkese saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Dipnot programımızın bu akşam konuğu Kocaeli AK Parti milletvekilimiz Sayın Mehmet Akif Yılmaz'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım TV41 ailesi olarak sizlere hayırlı akşamlar derken bir başka programda bir başka konuğumuzla tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın efendim. Hayırlı akşamlar.